Oğlum. Bak. Bak anneciğim. Bak anneciğim. Buradayız anneciğim. Buradayız bak. Bak 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 bak. Serumlarla besleniyor. Kaç gündür bir şey yemiyor. Tamam, korkma. Tamam korkma. Korkma korkma korkma. Korkma korkma korkma. Göremediği için o taraftan bakamıyor. Ben buradayım. Sokakta yaşayan bir hayvanmış. Sokakta şiddete maruz kalmış. Buna bağlı olarak da takım travmaları ve gözünde yine ciddi anlamda sıkıntı var. Şu an göremiyor tek gözü. Kırıkları falan vardı. Onlar düzeldi, toparlandı. Veterinerde buldum ben. Oradan sahiplendim. Kendi isteğimle aldım o durumunu görünce. Çünkü veterinerdeki tedavisi bittikten sonra tekrar sokağa bırakılacaktı. Buna da gönlüm razı gelmedi. Ben de aldım, sahiplendim. O gün bugündür de benimle. Midesinde bir kitle var. Daha doğrusu kitle mi ya da mide mi döndü, bunu bilemiyoruz. Bununla alakalı bir endoskopi yapılması gerekiyor. Endoskopiyi de şu an yaptırabilecek maddi güce sahip değilim ben. Bununla alakalı birçok yeri aradım. Birçok yeri aradım hem de. Ama hepsinin gözünü para hırsı bürümüş. Bu canlar hiç kimsenin umurunda bile değil. Hiçbirinin umurunda bile değil. Yalvardım resmen. Hani bana senet imzalatın dedim. Senet vereyim size dedim. Telefonumu bırakayım, kimliğimi bırakayım dedim. Hani ay başında annemin bir emekli maaşı var benim. Annem emekli maaşını aldığında gelip verelim dedim. Ödemenizi yapalım dedim. Hiçbiri kabul etmedi. Telefonlar suratıma kapatıldı. 6 gündür hiçbir şey yemiyor. Hiçbir şekilde bir şey yemiyor. Ve sürekli halsiz, sürekli uyku halinde hareket edemiyor. Yememesinin sebebi de işte midesindeki o kitle.